Bugün 11 Ocak Perşembe ATV ekranlarında gün ortasına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Hemen sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Zalimler için artık hesap verme zamanı. İsrail'in yargılanacağı soykırım davası bugün başladı. Hemen ayrıntılarına bakalım. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hiçbir kural tanımayan İsrail onlarca savaş suçunu dünyanın gözü önünde işleyerek büyük bir katliama imza attı. Hatta o katliama da hala devam ediyor. Güney Afrika Cumhuriyeti bu zulme sessiz kalmadı ve İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası açtı. O davanın ilk duruşması bugün Hollanda'nın La Haye şehrinde başladı. İlk gün Güney Afrika'nın iddiaları, Cuma günü ise İsrail'in savunması dinlenecek. Uluslararası Adalet Divanı 15 ülkenin yargıçlarından oluşuyor. Kararın hukuki bağlayıcılığı olsa da mahkemenin ilgili ülkeyi kararı uygulamaya zorlama konusunda bir yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Beştepe'de 81 ilin valisiyle bir araya geldi. Son dönemde gerçekleşen provokatif saldırıların asıl hedefinin Türkiye Yüzyılı vizyonu olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın gündeminde 31 Mart yerel seçimleri de vardı. Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımına gelse hemen kirli senaryolar, hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor. Son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubat vari müsamerelerin gerisindeki güçleri de, niyeti de, hevesi de gayet iyi biliyor. İmamoğlu çatının üstünde Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşü sonrası yapılan provokasyon ve Fatih Camii'nde imama yönelik bıçaklı saldırıya bu sözlerle tepki gösterdi. Maalesef figüranlık yapmaya hevesli kesimler eksik olmuyor dedi. Asıl hedefin Türkiye Yüzyılı vizyonu olduğunu vurguladı. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen hedeflerimizin önemli bir kısmına ulaştık. Türkiye Yüzyılı milletin ve devletin ortak hayalidir. Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda kazandırdığımız kalkınma ve demokrasi atılımları ile eser ve hizmetler Türkiye yüzyılının temelidir. Öyle kritik bir eşikteyiz ki bundan sonra atacağımız adımlarla ya küresel gelişmişlik liginin ön sıralarındaki yerimizi alacağız ya da tekrar geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Kritik mesajlarını Beştepe'deki valiler buluşmasında verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye Yüzyılı vizyonunda asırlık hedefler olduğunu hatırlattı. Sosyal medya üzerinden Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin olduğunun altını çizdi. İşimiz zor sözüyle dikkat çekti. Üstesinden gelinmesi hakikaten çok zor bir yükün altına giriyor. Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamış, bir gönül tamir etmemiş, herhangi bir esere ve hizmete imza atmamış olanların rahatlığı hiçbirimizi yanıltmasın. İşimiz gerçekten zor. Artık kimsenin itibar etmeyeceğine inandığımız bu bayat oyunların gayesi bizi asıl hedeflerimizden, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar. İnşallah yine başaramayacaklar. Sözü 31 Mart yerel seçimlerine getirdi Erdoğan. Seçim güvenliği konusunda söyleyecekleri vardı. Milli iradenin ülke yönetimine yansımasının vasıtası olan seçimlerin sağlıklı bir şekilde huzur ve güven içinde yapılması şarttır. Her seçim dönemi gibi 31 Mart'ta da milletten alamadıkları desteğin acısını kargaşa ve kaos çıkartarak gizlemek isteyenler olabilecektir. Seçim sürecinde diğer vakitlere göre biraz daha sertleşen rekabeti ülkeyi karıştırmak için kullanmak isteyenler de olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine
hep beraber izin vermeyeceğiz. MHP 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday göstereceği ikisi büyükşehir olmak üzere 14 il ve 41 ilçe belediyesi adayını açıkladı. MHP Amasya, Bartın, Bayburt, Çankırı, Erzincan, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Osmaniye, Nevşehir ve Niğde'de kendi adaylarını çıkardı. Bu arada hemen hatırlatalım, örneğin Niğde'de hem MHP hem de AK Parti'nin adayları yarışacak. Bu illerin dışında kalan 29 ilde ise Cumhur İttifakı ile işbirliği yapılacak. Büyük şehirlerde de durum biraz daha farklı. 30 büyük şehirde işbirliği yapılacak. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin bulunduğu 28 büyük şehirde AK Parti aday çıkaracak. 2 büyük şehirde ise MHP. Ki o 2 büyük şehrin adayları da belli oldu. MHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdar Soydan oldu. Ve devam edelim. Çift başlı yönetim eleştirilerinin arttığı CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki aday belirleme krizi devam ediyor. Parti meclisi dün toplanıp bazı il ve ilçelerin adaylarını açıkladı. Gelin o adaylara da bakalım. İstanbul'da 5 yıl hizmet etmiş arkadaşlardan 7 tanesi, 8 tanesi görev alacak. Onlar değerli arkadaşlardır. Alırlarsa ne mutlu. Artık yeter! Artık yeter! Artık yeter! CHP yönetimi üst üste toplanıp çözüm arasa da gölge başkan ve emanetçi başkan arasındaki anlaşmazlık belediye başkan adayları konusunda görüşmeleri çıkmaza soktu. Ekrem İmamoğlu elbette ki aday belirleme sürecinde etkili olacak. İstanbul'u konuştuğumuz masada Ekrem Bey de olacak, İstanbul İl Başkanımız da olacak. Özgür Özel'den aldığı yetkiyle önce İstanbul'un tüm ilçe adaylarını kendisi belirlemeye çalışan Ekrem İmamoğlu, diğer illerin adaylarına da karışmak isteyince kriz çıktı. Özel'in İmamoğlu'nun yüzüne telefon kapattığı konuşuldu. Tırıs gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil. Kapalı kapılar ardında yaşanan sert tartışmalar parti meclisinde de aday belirlenmesini zorlaştırdı. Uzlaşma sağlanan 6'sı büyükşehir, 242 seçim çevresinde daha belediye başkan adayları açıklandı. Adana'da Zeydan Karalar, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş, Tekirdağ'da Candan Yüceer, Mersin'de Vahap Seçer, CHP'nin büyükşehir adayları oldu. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Aday krizinin başında gelen illerden biri olan Eskişehir'de ise Ayşe Ünlüce CHP'nin adayı olarak açıklandı. İmamoğlu'nun Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'e karşı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt isteği kulislerdeki iddialar arasındaydı. Bu adaylar bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte parti meclis toplantılarında belirlediğimiz adaylarımız Merkez Yönetim Kurulumuzun parti meclisimizin süzgecinden geçerek örgütlerimizin görüşleri alınarak belirlenmiş ve parti meclisi kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Ama kulislerde bazı iller için neredeyse kör düğüm olduğu yorumları yapılıyor. O illerin başında da Antalya geliyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Antalya'nın bir kısım merkez ilçeleriyle birlikte değerlendirilecek olduğundan bugün parti meclisimizde gündeme alınmadı. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta yapacağımız parti meclisi toplantımızda gündeme geleceğini düşünüyorum. İzmir'de Tunç Bey seçildiğinden ileride değilse aday olmayacak demek. Şüphesiz olmayacak. Net. Tartışma yaratan bir diğer il olan İzmir'de ise hem Özel hem de İmamoğlu'nun mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'e bir dönem daha bırakmak istemediği biliniyor. Özel Soyer yerine sağ kolu Selin Sayek Böke'yi düşünürken İmamoğlu ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden mesai arkadaşı Buğra Gökçe'yi o koltuğa oturtmak için uzun süredir lobi çalışmaları yürütüyor. İki ismin de kendi adaylarında diretti. Bu yüzden de İzmir adayının Ocak ayı sonuna kadar açıklanmayacağı belirtiliyor. Memnuniyet anketleri yaptırıyoruz. Memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre bakacağız. Meral Akşener CHP'ye bu kez de Özgür Özel'in memleketi Manisa'dan yüklendi. Biz bu partiyi CHP'nin adayları kazansın diye yancılık yapmak için kurmadık dedi. CHP'yi partisine algı operasyonu yapmakla da suçladı. Aynı dakikalarda Akşener'e Antalya'dan bir kötü haber daha geldi. CHP ile ittifak yapılmamasına tepki gösteren il yönetiminden 6 kişi önceki seçimde aldığımız oyların yarısını bile alamayız diyerek partiden istifa etti.
Cumhuriyet Halk Partisi ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu siyasi partiyi kurdu? Onlara yancılık yapmak için mi kurdu? İYİ Parti ile CHP arasındaki son krizin adı yancılık. Ayrı ayrı gireceğiz dediğimiz andan itibaren hayretler içinde kaldık. Hep şu söylendi, biz ayrı girersek işte şu şehri kaybettirirmişiz. Yerel seçimlerde kendi logomuzla, kendi aday gösterdiğimiz arkadaşlarımızla seçime giriyoruz. Meral Akşener, Özgür Özel'in memleketi Manisa'daydı. Hedefinde CHP'den partisine gelen eleştiriler vardı. Geçen gün çok üzülmüşler ya. Ben Bursa'da dedim ki CHP'ye gıcık olanlar var. E bize oy verin. Ya bu cümleden çok üzülünmüş. Bir üzülmüşler, hayretler içindeyim. CHP'nin seçim yenilgisinin faturasını İYİ Parti'ye kesmesini de unutmadı. Şimdi herkes birbirinin üstüne suç atıyor. Kabul kardeşim, suç benim. Kabul benim. Suç benim de ne değişiyor? Akşener'in ittifaksız seçim ısrarına teşkilatın tepkisi dinmiyor. Bu kez istifaların adresi Antalya oldu. İl yönetiminden 6 kişi... Önceki seçimde aldığımız oyların yarısını bile alamayız diyerek partiyle yollarını ayırdı. İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyeliğimizden istifa ediyoruz. Yalnız SSK ve Bağkur emeklileri değil, bankalar da promosyon güncellemesi için maaş zammına odaklanmış durumda. Emekliye yapılacak olan Ocak zammından sonra daha da artması beklenen promosyonlar şimdiden 13 bin lirayı buldu. Peki emekli hangi durumlarda maaş hesabını başka bankaya taşıyabilir? Taahhüt süresi bitmeden banka değiştirmesi mümkün mü? Yanıtı haberimizde. Bankalar emeklilere promosyon veriyor. Aldım. Ne kadar aldınız? 7500 lira. Ne kadar aldın? 3,5. SSK ve Bağkur emeklisiyle birlikte bankalar da zam oranını merakla bekliyor. En düşük 9-10 bin lira civarında olması lazım. En düşük emekli maaşının 10 bin liranın üzerine çıkacak olması bankaların da iştahını kabarttı. Sistemine daha fazla emekli çekmek isteyen bankalar şimdiden promosyon yarışı için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Ne kadar aldınız en son? 7506. Bankalar emekliler için yarışa hızlı girdi. Promosyon tutarı ek ödemelerle 13 bin liraya dayandı. İki tane ya da daha fazla faturaya otomatik ödeme aldıklarında 500 lira, kredi kartından 500 lira harcama yapan emeklilerimiz için ilave 1000 lira promosyon ve banka tarafından 25 bin lira bireysel tüketici kredisi kullanması durumunda da ilave 500 lira daha promosyon alması emeklimiz için gündeme gelecek. Yeni maaşların belli olmasıyla promosyon tutarlarının artması bekleniyor. Emekli maaşlarının yükseldiği dönemde promosyon tutarlarının da 15 ila 20 bin lira kadar çıkması bekleniyor. Daha yüksek maaş alan emeklilerimizin daha yüksek promosyon almaları bekleniyor. Olsa taşır mıydın? Taşırız ya, niye taşımayalım? Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılabiliyor. Emekli bankayla çalıştığı süre için promosyonunu alıyor. Kalan günlerin tutarı ise bankaya iade ediliyor. Bankadan çıktığımız ve promosyon döneminde olmadığımız dönemi bankaya iade etmemiz şartıyla çıkış şartlarımız var. Örneğin 3 yıllık anlaşma için 7500 lira promosyon alan emekli taahhüdünün dolmasına 1,5 yıl kala daha yüksek promosyon veren bir bankaya geçmek isterse 1,5 yıl sistemde kaldıysa zaten sistemin yarısını tamamlamış oluyor. 7500 bölü 2 3750 TL'yi zaten emeklimiz hak etmiş oluyor. Geriye kalan 3750 TL'yi bankaya iade ettiği durumlarda sözleşmesini bir başka bankaya taşıyabilir. 15-20 bin lira veren banka olursa geçer misiniz? Tabii, hiç durma. Elinden gelen düğün bayram. Daha yarı yıl tatili bile gelmeden bazı özel okullar velilerden gelecek senenin kayıt ücretlerini talep etmeye başladı. Talebin bahanesi de erken kayıt fırsatından yararlanma. Tabii bu ilk bakışta makul gelebilir ama istenen zam oranı enflasyonun kat be kat üstünde olunca veliler ne yapacağını şaşırdı. Peki ne yapabilirler? Cevabı haberimizde. %150 gibi bir zam istiyor. Özel okullar ne uyarılara ne de haberlere kulak asıyor. Yeni furya erken kayıt bahanesi.
yasal rakam dışında istenen rakamlar cep yapıyor. Veliler fahiş rakamlar karşısında isyan ediyor. %100'ün üzerinde artışlar yapılıyor şu anda. Özel okullar sadece Ocak ve Mayıs ayları arasında eğitim ücretlerini belirleyebilirler. Ama buna rağmen bazı özel okullar zamanından önce, yani beklemeden, daha Aralık ayından erken kayıt almaya başladı bile. Erken kayıt deniyor. Bir sonraki senenin zammı yapılıyor. Eğer bu parayı ödemezseniz onun üzerine tekrar zam yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi oranı hala açıklamadı ama ÜFE ve TÜFE toplamının ikiye bölünüp üzerine 5 puan eklenmesiyle ortaya çıkan rakamdan fazla artış yapılamaz formülü bu yılda geçerli. Yani bu yıl yaklaşık eğitim ücreti artışı %57 olmalı. İşte bu zam sınırını aşan bazı özel okullar var. Yani geçen yıla göre eğitim ücretine %100'e varan zam yaparak velilerden fahiş ücret istiyor. %150 gibi bir zam istiyor. Asla itiraz edemiyorsunuz. Bu sene 200 bin lira ücreti olan bir okul, o %100'lerin üzerinde bir fiyat tariflemesiyle 400-450 bin liralara, 500 bin liraya kadar çıkacak fiyatlar söyleniyor. Vallahi veliler olarak kara kara düşünüyoruz ne yapacağımızı. Veliler ek hizmet adı altında yemek ücretine de isyan ediyor. Çünkü bazı özel okullar hem yemek ücretine faiz zam yapıyor hem de zorunlu tutuyor. Geçen sene biz 30 bin lira yemek ücreti verirken, üstelik asla biz onu vermek istemediğimiz halde, çocuklarımız yemediği halde, mecburi ve zorunlu tutukları için verdiğimiz halde bu sene bize iki katı fiyat, 60 bin lira olarak rakam, üstelik erken kayıtta böyle. Maalesef özel okullar şu anda bunu bir fırsata çevirerek yangından mal kaçırırcasına fiyat oranlarında çok sınırsız bir tarif uyguluyorlar. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bunu kabul etmiyoruz. Hatta bazıları kantarın topuzunu kaçırmış durumda. Öyle ki velilere tehdit ve baskı yapan bile var. Biz %100 yapıyoruz, bunun altını tanımıyoruz deyip bu bir tehdittir zaten. Eğitim ücreti dışında ek hizmetler, yani yemek, kitap ücreti de zorunlu değil. Peki veliler bu noktada ne yapmalı? Böyle bir durumla karşılaşan veli, 10 yıl boyunca haksız olarak ödemiş olduğu bedeli tüketici mahkemesine başvurarak avans faiz ile geri iadesini talep edebilir. Sıradaki haberimizin adı KDV oyunu. Oyunu oynayan günlük hayatta alışveriş yaptığımız işletmeler, restoranlar, eczaneler, fırınlar. Bazı işletmeler tüketiciye ya da müşteriye fiş kesiyor ama bunu sadece %1'lik KDV oranı olarak yansıtıyor. Tabii bu kurnazlığın bir nedeni var, vergi kaçırmak. Birçoğumuz dikkat etmiyoruz ama vatandaş olarak aslında bizlere de bazı görevler düşüyor. KDV hırsızlığı başladı. Hem devletten hem vatandaştan çalmış oluyorlar. Yine KDV, yine aynı sorun. Lokanta, kuaför, eczane, fırın. Türkiye geneli bazı işletmeler müşterilerine sadece %1'lik KDV fişi kesiyor, haksız kazanç sağlıyor. Vatandaştan daha fazla vergi alıyorlar, devlete daha az vergi ödüyorlar. Siz 260 liranın içinde KDV dahil olduğu için fiyatlar, zaten %10 verginizi ödediniz. Ama bu arkadaşımız devlete 2 lira 57 kuruş ödüyor. Yani siz 26 lira vergi ödediniz ama bu arkadaşımız devlete 2 lira 57 kuruş ödüyor. Hem devletten 24 lira çalmış oluyor hem de sizden 26 lira fazladan para almış oluyor. Bir örnek gösterelim. Bu iki fiş aynı işletmenin. Sabah bakın, tıraş olan kişiye kesilen fiş kozmetik olarak kesildi ve KDV oranı %1. Ama öğleden sonra kesilen fiş de kişisel bakım yazıyor ve bu kez KDV %10. 200 liralık harcamada ne kadar fark ediyor onu hep birlikte görelim. Bakın, sabah kesilen fişte KDV %1 olduğu için 1 lira 98 kuruş yazıyor. Ama ikinci fişte 200 liralık harcamada KDV %10 olduğu için 18 lira 18 kuruş yazıyor. Peki işletmeler sabah ayrı, öğleden sonra ayrı, akşam ayrı fişi neden kesiyor ve bu KDV oyununu neden yapıyor? %10 olarak tahsil ettikleri katma değer vergisini devlete %1 olarak yatırıyorlar. Yani hazineyi soyuyorlar. KDV oranlarına dikkat ediyor mu? Yok, ona bakmıyoruz. Tüketici aldığı fişe dikkat etmeli. Yediği yemekse, orada içecek yazıyor, katma değer vergisi %1 olarak gösteriliyorsa,
bilsin ki o satıcı maliyeye gitmesi gereken vergiyi çalıyor. Oraya gidip şikayet etmesi lazım onu. Gidiyoruz kasaya, bir itiraz etti mi başımıza iş alıyoruz. Bununla ilgili Alo 189 maliye hattına mutlaka şikayet etmeli. Bunlar ortaya çıkartıldığında da ciddi vergi cezaları ve yanıltıcı belge cezaları işlemi yapılıyor. Devletin hazinesi milletin malıdır. Dikkatli olmalı tüketiciler. Her yediğimiz yemekte veya yaptığımız bir alışverişte fişimin peşinde oluyorum. Kar yağışı Trakya'da etkisini iyice arttırdı. Hava buz kesti desek yeridir. Termometreler sıfırın altına düştü ve 4 ilçede eğitime ara verildi. Tabii bu çocukları sevindiren kısmı. Üzülen tarafta sürücüler oldu. Çünkü peş peşe kazalar meydana geldi. Meteoroloji uyarmıştı. Beklenen kar yağışı Trakya'yı etkisi altına aldı. Okullar tatil edildi. Kar yağışı Tekirdağ ve çevresinde etkili oldu. Bugün için kar yağışı kesildi ama yerine buz gibi bir hava geldi. Termometreler sıfır derecenin altına düştü. Çok soğuk. Aşırı derecede. Müthiş bir hava. Geldik Tekirdağ'ımızın güzel sahilini dolaşmaya. Yağış kazaları da beraberinde getirdi. Ekipler yolları açmak için yoğun çaba sarf etti. Eğitime bir gün ara verildi. Çocuklar eğleniyorlar. Çok güzel. Uzun zaman sonra Tekirdağ'a bu kadar kar yağdı ve bayağı da tuttu. Edirne'de de manzara farksızdı. 4 ilçede okullar tatil edildi. Kırklareli'de ise hava sıcaklığı -5 dereceyi gördü. Kentte kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı. Burası da Çanakkale. Mutluyuz biz. Çok problem etmiyoruz. Çanakkale il genelinde dün başlayan yoğun kar yağışı gece boyu da aralıklarla devam etti. Sabah saatlerinden itibaren Çanakkale-Bursa karayolunun açık tutulması için kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Beyaz örtüyle kaplanan kentte hayat durma noktasına geldi. Kazalar kaçınılmaz oldu. Yolda biriken karın üzerine girmemle beraber ön takımla birlikte sağ tarafa doğru sürüklenerek kayarak bariyerlere çarptım. Çanakkale'de de eğitime bir gün ara verildi. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Okullar tatil oldu. Tabii bundan da en çok mutlu olan çocuklar doyasıya kar topu oynayıp kardan adam yaptılar. Keyfini güzel çıkarıyoruz. Daha demin arabanın kasasına çıktık. Kardan adam yapmaya başladık. Tipi sebebiyle Çanakkale Boğazı deniz trafiğine kapatıldı. Bolu'da da lafa lafa kar vardı. Ben bu kadar lafa lafa yağacağını hiç tahmin etmemiştim. Şu an çok güzel bir görüntü var. Ve İstanbul, son tahminlere göre Megakent'te 12 Ocak Cuma günü kar yağışı etkisini gösterecek. 13'ünde ise şiddetini arttırması bekleniyor. Gazze'de soykırım harekatı tam gaz devam ederken sözde barış için Orta Doğu turuna çıkan Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, sivil ölümler çok fazla çıkışıyla yine İslam dünyasının tepkisini çekti. İsraillerin sebepsiz yere Filistinlileri öldürdüğü görüntülerse umursamazlığının kanıtı gibiydi. Şimdi gelin dünyada öne çıkan gelişmelere bakalım. İsrail ordusu hiçbir gerekçe olmadan Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. Katliamın son kanıtı güvenlik kameralarına yansıdı. Batı Şeria'da gençler sebep yokken işte böyle kurşunlandı. Blinken ise Tel Aviv ziyaretinde sivil ölümler çok fazla demekle yetindi. Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri vurduğu anlar ortaya çıktı. İleri yaşta yaralılar kanlar içinde çevreden yardım istedi. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Çocuk, babam annemi tehdit ediyor diye polisi aradı. Memur paniğe kapılıp tetiğe bastı. Polisin kontrolsüz müdahalesinde 11 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı. Mağdurlar 5 milyon dolar tazminat istemiyle mahkemeye başvurdu. Bundan 2 yıl önce meme kanserine yakalanmış ve uzun bir tedavi süreci geçirmişti şarkıcı Şimal.
sağlığına kavuştu ama bir yıl sonra maalesef yine üzücü haber geldi. Şimal sosyal medya hesabından beyninde tümör olduğunu duyurdu. Hastalığını ATV Haber'e anlatan ünlü şarkıcı sevenlerinden de dua istedi. Arama tuzumu bulamayacaksın, bir kenara yaz çok üzüleceksin. Sanırım kurtuldum. Bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm diyerek duyurmuştu kanserden kurtuluşunu. Ancak bir kez yendiği kanser nüksetti. Göğüs metastaz yapmış. Sonuç kötü. Beyinde 4 tane çıktı. 37 yaşındaki sevilen şarkıcı Şimal bir yıl sonra aynı mücadeleye başladı. Daha sağlıklıları gelecek, emin olabilirsiniz. Korkmak yok. Saç rüzgardan esmeden, kış kara yüzünü göstermeden, daha da uzatma istersen ayrılalım. Hiç kitlem kalmamış, o kadar mutluyum ki. Sanırım kurtuldum. Bugün benim doğum günüm. Geçtiğimiz yıl kanseri yenen genç şarkıcı Şimal o anları sosyal medya hesabından paylaşmış. Hayranları bu habere çok sevinmişti. İnanılmaz mutluyum. Böyle bir mutluluk hayatımda yaşamadım. Öyle ki aradan geçen bir senenin sonunda yılbaşı sahnesine çıkan Şimal fenalaştığı için hastaneye kaldırıldı. Ve kaldırıldığı hastanede kansere yeniden yakalandığını öğrendi. Üstelik bu kez tümör beynindeydi. Yılbaşı sahnemde sağ hissim, sağ taraf, kolum ve bacaklarım hissiz, hissiyat kaybına uğradı. Beyin MR'ına gittik. Sonuç kötü. Beyinde 4 tane çıktı. Bu kez kanser riskli bir bölgede olunca doktoru hemen ameliyata alınmasına karar verdi. En büyüğü ön tarafta ve ödemli. Alınabilir yerde değil diğerleri. O yüzden ışın tedavisi göreceğim. Hastalığını ATV Haber'e anlatan Şimal konuşmakta zorlansa da hayranlarından dua istedi. Bu ön taraftaki konuşma, yazma, okuma bölümü çok zorlanıyorum bunlarda. O yüzden beni affedin, bu şekilde karşınızdayım. Hepinizi çok seviyorum. Dualarınıza çok ihtiyacım var. Sert rüzgarlar esmeden... Babasını yıllarca öldü biliyordu. 26 yaşındaki Özgür Burcu kendisinden bu gerçeği saklayan annesinin vefat etmesinin ardından gerçeğin peşine düştü ve tahmin ettiği gibi babasının hayatta olduğunu öğrendi. O baba oğul yıllar sonra canlı yayında kavuştu. İnsanlıdır. 14 yaşındayken babasının yaşadığını öğreniyor. Bugünden itibaren bir babam var. Ramazan Bey geliyor. Aynı sen baban. Öldüğünü sandığı babasına 26 yıl sonra böyle kavuştu. Kabul edersin. Ramazan abi? Buldum seni. Çok şükür. İyi oldu, tamam mı? Bugünden itibaren bir babam var. Bir aile fotoğrafı çektim. Gözyaşları bu kez mutluluktan aktı. İnsan insan derler. Güne kadar bu dünyadan tek başına olan Özgür Burcu şu anda kardeşiyle yaşıyor. Şu anda görmüş olduğunuz sofrada... yuvası olan bir çocuk var, bir aile var. Sen de o sofralardan hiç kalkma inşallah Özgür. 26 yaşındaki Özgür Burcu hiç görmediği babasına kavuşmanın hayaliyle çaldı Esra Erol'un kapısını. 26 yıldır hiç görmediğim babam Ramazan Akın'ı bulmak istiyorum diyerek programa başvuruda bulundu. Ramazan Akın ve annesi Nur İçinde Yasin Yeşim Belgin Burcu... bir dini nikahlı beraberlik, bir ilişki yaşıyorlar. Annesi hamile kalıyor. Fakat bu gebeliği babana sonlandırdığını söylüyor. Ve babanın o dönemde resmi nikahlı evli olması annenin ilişkiyi bitirmesi için önemli bir sebep. Babanla ayrıldıktan sonra gizlice seni dünyaya getiriyor ve asla babana senin varlığını söylemiyor. Evet. Ta ki sen 14 yaşında babanın var olduğunu öğrenene kadar. Çok geçmedi, bir mucize gerçek oldu. 26 yıllık mucize gerçek oluyor. Sen yayına çıktığında baban çok mutlu oluyor. Gerçekten bulundu mu şimdi? Buldum seni. Buldum seni. Buldum seni.
Özgür Burcu 2 yıl önce de annesini kaybetmişti. Şimdi bulunmuş olduğun bina babanın çocuklarıyla beraber yaşamış olduğu bina. Ve sen bugün o kapıdan içeri girdiğinde aslında o artık o evin bir ferdisin. Buyur Özgür, içeri girebilirsin. Şu anda evin içerisinde 20'den fazla kişi var. Canlı yayında duygu yüklü anlar yaşandı. Evet. Babam benim. Genç adam o hayalini kurduğu ailesiyle artık aynı masadaydı. Bir masanın etrafında oturuyor olmak birbirimize bakıyor olmak demektir. Yuva olduğumuzu ve aile olduğumuzu da gösterir. O masaya yavaş yavaş da geçelim mi? Yaşadığın her şey sana rüya gibi geliyor mu? Evet abla. Şu an film izler gibi sanki ya. Hepinizin böyle hem kalabalık hem sevgi dolu sofraları olsun. O sofralardan hiç ayrılma. Sen de o sofralardan hiç kalkma inşallah Özgür. İstanbul'da dönüşüme giren riskli yapılarda daire başına kira yardımı yapılıyordu. Devlet kira ve taşınma yardımında artışa gitti. İşte güncellenen yeni rakamlar. Bu kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için devlet bu tür kampanyalarla vatandaşı destekliyor. Dairesi dönüşüme giren ev sahiplerine devlet tarafından kira desteği yapılıyordu. Yeni yılla birlikte kira yardımında artışa gidildi. İstanbul'da geçtiğimiz yıl daire başına yapılan 3500 liralık aylık kira yardımı 5500 liraya çıkarıldı. Birçok emekli büyüğümüz böyle işte babadan dededen kalma evlerde yaşıyor. Dolayısıyla kiraya çıktığı zaman o kirayı karşılayacak bir destek de devletten geliyor. İstanbul için kira yardımı aylık olarak 5500 lira oldu. İstanbul dışında başta Ankara, İzmir, Antalya olmak üzere diğer büyük illerde de kira artışına gidildi. Rakam eski rakam 3000 liraydı. Şimdi artık kira desteği 4500 liraya yükseldi. Bu iller dışında küçük illerde de yine kira yardımı arttı. Eskiden 2000 ile 2500 lira olan o kira yardımı aylık 3000 ile 3750 liraya yükseldi. Devletin kira desteği eğer bina çürükse 18 ay boyunca devam ediyor. Riskli alanlardaysa kira yardımı 48 ay. Ev sahipleri işte bu aylık olarak kira desteğini alırken yine kiracılara da devlet tarafından bir destek veriliyor. Öyle ki kiracı evi boşalttıktan sonra iki kira bedeli kendisine bir defaya mahsus olmak üzere ödeniyor. İstanbul'da taşınma yardımı 11 bin lira olurken Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de taşınma yardımı 9 bin liraya yükseldi. Diğer büyük şehirlerde de 7 bin 500 lira. Ne kadar kentsel dönüşümde kredi veriliyor bankalar tarafından? Her bir bağımsız bölüm için 1 milyon 250 bin liraya kadar kredi desteği veriliyor. 0.70 faiz oranı ve 10 yıl vadeli. Evde bakım parası 7.619 lira oldu. %70 ve üzeri engeli olanların da 4.202 liraya kadar çıktı maaşlar. Arap saçı, keşmekeş, kabus. İstanbul'un trafiğini tanımlayan sözcükler bunlar. Her iki anlamda da artık içinden çıkılmaz bir hal aldı. Ne zaman ne de hava koşulları artık fark etmiyor. Trafikten kaçmak isteyenler toplu taşımaya yöneliyor ama bu da çare değil, hatta çile. Buradan Mecidiyeköy'e 3 saate gittim. İstanbul'daki trafik artık 7-24. Günlerimiz, saatlerimiz hep trafikte geçiyor. İstanbul'un trafiği her geçen gün artıyor. İstanbul'un trafiği kaçan kurtuluyor. 15 dakikalık yolu 3 saatte gidiyoruz ya, böyle bir şey yok ya. Son derece sıkışık. Zaten bu sıkışıklığın normal bir hesabını yapmışlar. Ömrümüzden 3,5 yılı trafikte geçiyor. İçine düşen çıkamıyor. Her geçen gün biraz daha çileye dönüşüyor. Artık öyle bir noktaya geldi ki sürücüsü de yolcusu da yaka silkiyor. Gecesi de gündüzü de aynı. Kabusun adı bir türlü çözülemeyen İstanbul trafiği. Bir diğer tabirle kör düğüm. Bir an önce bir tedbir alınması lazım. Yollarda çok geometrik düzensizlikler var. Sinyalizasyon sistemleri, eski sistem daha akıllı bir hale getirmek mümkün. İstanbul'da daha önce belli saatler aralığında trafik yoğunluğu yaşanıyordu ama şimdi her dakikası, her saati trafik çilesi demek. Şu an saatlerimiz öğlen 14'ü gösteriyor ve İstanbul'da trafik yoğunluğu %51. Akşam saatlerine doğru bu yoğunluk daha da artacak. Ve sürücüler bu keşmekeşin içerisinde saatlerce bekliyor. Öyle ki İstanbul trafiği sürücülerin hem beden hem de ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. O TEM'deki trafiğin nedeni Esenyurt'un
ürettiği trafik, akşam saatte Esenyurt'un çektiği trafik, o bölgedeki yine küçük çekmece en fazla üreten, çeken trafik içerisinde Bağcılar, bunlar o da yoğunluk yapıyor. Trafik son derece herkesin mutsuz olduğu bir alan. Trafikten dolayı gerçekten 20 yaşımda ben depresyona girdim. Ortalama günde 5 saat sadece trafikte geçiyorum. İstanbul her saat yoğun. Trafik yoğunluğundan kaçan İstanbullular toplu taşımayı tercih ediyor. Ancak orada da yağmurdan kaçarken doluya tutuluyor. İşte en yakın örneği sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında kayda geçti. Metrobüs arızası nedeniyle seferler aksayınca mesaiye gidenler kabusu yaşadı. Metrobüs mesela kapasitesini artıracak proje hazırlamışız. İETT'ye teslim etmişiz. 2 senedir rafta. 2 katına çıkacak kapasite. Yapılmamış yani. Hem trafik hem de toplu taşıma için acil bir çözüm bulunmazsa İstanbulluları daha kötü günler bekliyor. Burayı terk etmedikten sonra başka çare yok. Köprü yapılması lazım ama o da zor yani şu anda. Bugün bakanlığımız Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmasaydı, Avrasya, Marmaray olmasaydı o kırmızıyla gösterilenler sizin yoğunluk haritalarında tamamen siyah olacaktı. Durma noktasında o noktaya gidiyor yani tedbir alınmazsa. Her geçen gün kötüye gidiyor. Acil çözümlere ihtiyaç var. Beton yığınlarından kurtulmak ve doğayla baş başa kalmak isteyenlerin son yıllardaki gözdesi minik evler ve karavanlar. Birbirinden özel karavanlar ve artık neredeyse ev konforunu aratmayan o evler İstanbul Beylikdüzü'nde açılan bir fuarla meraklılarının ayağına geldi. İşte her bütçeye uygun olan o seçenekler. Çok güzel. Artık herkes bir bahçe, bir toprakla uğraşmak istiyor. Yeni bir yer yapmak çok zor. Ama böyle bir şey alabilirse insanlar daha rahatlıkla içlerinde yaşayabilirler. Büyük şehirde yaşamaktan sıkıldım, bahçeli bir evim olsun diyorsanız bu tiny house'lar ve karavanlar tam da size göre. Şu an fuarın en lüks ve en pahalı tiny house'unu gösteriyorum size. İçerisi çok büyük, çok geniş, çok ferah ve dışarıda da bir de jacuzzi'si var. Fiyatı ise 2 milyon lira. Şu anda olduğumuz tiny house en büyük modellerimizden bir tanesi. Önünde jacuzzi, içeride 2 tane yatak odası, mutfağı, banyosu vesairesi, bütün her şeyle rahatlıkla 4-5 kişilik bir ailenin ihtiyacını karşılayacak bir tiny house. Şu anda fuarın en uygun tiny house'un içerisindeyiz. Öyle ki bedeli tam tamına 800 bin TL. İçeriye girdiğimiz zaman bizi bir oturma alanı karşılıyor. Hemen yanındaysa bir mutfak var. Mutfağın hemen yanındaysa bir banyo bulunuyor. Banyonun da yanında yatak odası mevcut. Tabi sadece bununla değil, yukarıda da bir yatak odası mevcut. 6 metre, 7 metre, 8 metre, 9 metre, 10 metre gibi tiny house'lar bulunmakta. Önümüzde bir deprem süreci de var. İstanbul'un böyle bir gerçeği var. Yine çarpık yapılaşma, betonarme yapının içerisinde bir bıtkınlık, insanlar kendilerini doğaya atmak istiyor. Şu an fuarın en pahalı motokaravanın içerisindeyiz. Fiyatı tam olarak 7 milyon 260 bin lira. Araba 4 tekerlek şasi ve motor geldi. Üzerine ekipmanlar takıldıktan sonra fiyatı böyle yüksek çıkmaktadır. Kendisi full entegre. Diğer eş muadillerine göre çok daha kaliteli ve daha fazla aksesuar barındırmaktadır. Fiyatları biraz yüksek ama güzel yani karavanlar. Fuarda en uygun karavanın fiyatı ise 355 bin lira. İşte şu an o karavanın içerisindeyiz. Burada 4 kişilik bir aile rahat bir şekilde konaklayabiliyor. Bir karavanda olması gereken her şey mevcut. Standart paketimiz 295 bin TL. Opsiyonel ürünlerle ihtiyaç doğrultusunda 350 bin, 400 bin, 450 bin bandında devam ediyor. Depremde yani küçük bir sarsıntıda yani ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Dışarıda da bir yaşam alanı olarak karavan muhteşem yani. İstanbul Beylikdüzü'nde doğa tutkunlarını ağırlayan fuar 14 Ocak'a kadar sürecek. Eskişehir'de yılbaşı gecesi apartta kalan bir kişi kaldığı odanın ücretini ödemeden aparttan ayrıldı. Bu da yetmezmiş gibi odada ne var ne yoksa çantasına doldurdu. Apart sahibi odaya girdiğinde büyük şok yaşadı. Odayı verdiğimizde televizyonumuz vardı. Burada
su ısıtıcımız bulunmaktaydı. Oda ısıtıcımız vardı, o da yok. Bir gece kaldığı apartman taşınabilir ne varsa aldı götürdü. Bu da yetmezmiş gibi apart sahibini tehdit etti. Ben sana hayırdır göstereceğim, sen bekle tamam mı? O apartıda ne yapacağımı bekle. Eskişehir'de iddiaya göre kendini askeri personel olarak tanıtan şüpheli, yılbaşı gecesi kalmak için bir aparta geldi. Sözleşmeyi daha sonra imzalayacağını söyleyerek anahtarı alıp odaya çıktı. Para atacağını söyledi, EFT yaptı. O günde yılbaşı dolayısıyla işte EFT'ler salı gününe geleceğini beyan edip bize dekontunu gönderdi. Ama iddiaya göre hatalı işlem diye o EFT'yi iptal etti. Odadan ayrılırken de ne var ne yok çantasına doldurdu. Televizyon, ısıtıcı, işte fön makinesi rahatlıkla götürebileceği eşyaları götürmüş. Bu kişi apart apart gezip insanların kandırıp yani paralarına, zamanlarına, emeklerine çöküyor yani. Anahtarımızın nerede olduğunu yazdık. Yerini söyle hani anahtarımızı alalım. İşte çöpe attım. Hadi vermiyorum. Biz de biraz dalga geçtiğini söylüyor açıkçası. Pişkin pişkin diyor ki alabiliyorsan al. Yılbaşından sonra fiyatlarını güncelleyen meslek gruplarından biri de berberler. Ancak onların bu yılki fiyat listesi tartışma yarattı. Çünkü berberler odası bu sene bir sınıflandırmaya gitti ve BC ve lüks olarak 3'e ayırdı. Listeye göre berberler arası fiyat farkı da bir hayli fazla. Örneğin saç sakal tıraşını 150 liraya yapan da var, 1500 liraya yapan da. Şu anda bu saça kaç para ödememiz gerekiyor? Kesimi 100 lira. Kaç para ödeyeceksiniz? 500 TL. Kaç para vereceksiniz? 1500 civarı. Kimi 100 liraya yapıyor, kimi 200, kimi ise 350 liraya. Herkesin tıraşı farklı. Semtten semte göre berberlerin fiyatı da. Saç tıraşına niye 1000 lira veriyorsunuz? Zor bir saçım var. Şimdi kameraman arkadaşım Kıvanç Tunçbaş'ın bu uzun lüleneli saçlarını tıraş ettiriyoruz. Bakalım kaç para vereceğiz? Şu anda bu saça kaç para ödememiz gerekiyor? Kesimi 100 lira, yıkanırsa 120 lira. Sakal? Sakal 50 lira. Kaç para? 50 lira. 50 lira iyi mi? İyi bence. İstanbul Berber Odası'nın yeni yıldaki fiyat listesi tartışma yarattı. Bunun nedeni berberlerin B, C ve lüks olarak sınıflandırılması. Eğer lüks sınıfta bir berbere giderseniz saç sakal kesimi ve yıkama için ödemeniz gereken ücret 1400 lira. Siz burada 1100 liraya saç sakal tıraşı yapsanız ne olur? Sinek avlarız. Ve burada kelimenin tam anlamıyla sanat icra ediliyor. Fiyat da ona göre yükseliyor haliyle. Saç 500 lira, sakal 250 lira. Bu tarz bir kaliteyi arıyorsanız zaten 500 TL çok normal bir fiyat. Müşteri geldi dedi ki yukarıda 100 lira sizde 500 lira. Aynı tıraş değil mi yahu ne dersiniz? Aynı tıraş değildir. Değil mi? Aynı tıraş değildir. Acaba keramet altın makaslı mı? Çünkü fiyatlar bazı noktalarda 1400 liraya kadar çıkmış durumda. Aslında işin değerini ortaya koyan şey malzemenin kalitesinden ziyade yapılan işin kalitesi. Listeye göre en pahalı ücret 1400 lira olmalı. Ancak bunu aşanlar da var. Kalite arttıkça, hizmetin boyutu, masrafı, her şeyi arttıkça sistem olarak tabii ki fiyat yükselir. Ve şu anda da İstanbul'un en popüler, en ünlü kuaförlerinden birindeyiz. Ve burada da ciddi bir çalışma var. Burada saç 1000 lira, sakal 500 lira. Güler yüz, verdiğimiz hizmet, kullandığımız penuarların, havluların tek kullanımlık olması, kişiye özel olması bunların da fiyatta etkisi oluyor tabii ki. Ve mübarek 3 aylar müjdelendi. Ramazan ayı için coşku ve heyecan dolu bir geri sayıma geçildi. İslam alemi bu geceyi ibadetle geçirecek ve regaib kandilini idrak edecekler. Bu kutsal gecemiz şimdiden hepinize mübarek olsun. Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle diyelim ve kısa bir araya gidelim. Aranın ardından gün ortasını noktalamadan önce piyasalardaki son durumu da hemen aktaralım sizlere. Dolar 30'la yükselişte. Euro 33 seviyesinde yükselişte. Çeyrek altın 3205 liradan alıcı buluyor ve Borsa İstanbul 100 Endeks'te 7914 puanda. Ve bugün de gün ortasını noktalıyoruz. Yarın saatleriniz 13'ü gösterdiğinde güzel haberlerle karşınızda olabilmek dileğiyle. Sağlıklı günler, hoşça kalın.